Sokak muhabbetleri sokak mi, YouTube, YouTube sohbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri. Hoş geldiniz. Yayında mıyız? Yayında mıyız abi? Arkadaşlar kayıttayız. Sokak röportajları, YouTube muhabbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuk benim. Merhaba. Beklenen konuk ya. 6 senelik bir yazılımcı geçmişi var ya, o benim çok hoşuma gidiyor ama onu nerede yaptı? Hindistan. Hiç bu adam 6 sene geçirdi orada. Hindistan'a gitmiş gibi değilim. Ha? Tam tersi. Böyle bir dinginlik. Hindistan'a gitmeden böyle önce birazcık daha farklıydım aslında. Nasıldın onu anlatsana. Okulda sürekli böyle kavgalara falan giriyordum. Nedense ben yani çok barışçıl bir insanım. Böyle derslerimde çok kötüydü. Bir dakika, kavgaya mı girdin yani? Evet yani. Tekme tokat kavgalara. Evet, bizim kız meseleleri oluyordu. Arka yüzü. Ruhu Çenet'in arka yüzüne hoş geldin. Evet, bir şey mi yani böyle, o kıza niye baktın lan falan. Evet ve büyüyen meseleler şaka oluyordu. Evet, evet. Hiç Ruhu Çenet'in bu şu andaki şeyle... İşte o yüzden onu diyorum ya, Hindistan'ın ama bir etkisi oluyor. Hindistan'da niye bu, mesela Hindistan bu tarafını nasıl düzeltti? Hindistan'da insanlar o kadar yani gürültülü bir hayat yaşıyorlar ki, kornalar, trafikte falan belli bir şeyden sonra insanların damarları... Kızımıza bakacak zaman olmuyor değil mi? Sadece orada zaten kızlar çok... Yani benim bakacağım kızlar yok yani. Daha ben yine çok... kavga çıkartırım. Çıkartırdım. Ama kız yoktu. Yani kız yoktu. Yani çok kız böyle yoktu. Yöresel takılan ve yabancılara karşı İngiliz sömürgesi olduklarından dolayı bir ön yargıyla yaklaşan bir millet. Ben o ön yargıyı kırabiliyordum. Ve zaten farklı yerlere sürekli gitmiyordum. Tek bir yerde 5 sene kaldığım için. Aynı insanlar. Hangi şehirdeydin? Hayderabad. Hayderabad. Evet. Vay, çok iyiymiş. Evet. Çok enteresan bir deneyim. Kaç yaşında gittin oraya? 17,5 ve muvaffakatnameye de gittim. Gittim. Böyle bir çılgınlıktı aslında o. Hayatta aldığım en büyük risklerden biridir. Peki belki. Nasıl hadi izin ya verdiler senin abi? Bir, mesela 17 yaşında bir çocuğun var ve Hindistan'a gitmesine annenlerinki de büyük cesaret. Benim helal olsun yani. Şey, akademisyen ne eğitim konusu abi olduğu da... Yine bak ayağını çıkardı ağzını. Konu eğitim olduğunda gazlar. Ve ben yazılıma karşı çok ilgiliydim. Şu an o ilgi kalmadı tabii ki. Hı-hı. YouTube daha cazip halde. Ya burası yazılım konusunda çok iyi biliyorsun. Yani, Hindistan yazılım piyasası ya, kimse bilmiyor. Benim arkadaşlarım da bilmiyor. Yazılım konusunda Hindistan çok, çok iyi. Evet. Ve bütün Dell'in, Facebook'un, Google'ın bütün büyük yazılım tabanlı şirketleri mutfakları Hindistan'da. Google'ın CEO'su zaten şu anda bir Hintli. Evet. Zaten evet. Öyle bir durum var. Baban hani kızıyor dedin, kızıyor demedin de senin bu eğitim yönü ağır basan biri olduğu için senin YouTube işleriyle ilgilenmene kızıyor mu? Yok. Onu çünkü çok iyi anladı. Anladığı bir şey olduğu zaman ortadan çekiliyor zaten. Ne zamandan sonra anladı? Nasıl anladı? Yani bir kırılma noktası oldu mu? Ben Hindistan'da çalışıyordum. Evet. Üniversiteden sonra 40 bin aboneye geldikten sonra babama söyledim. İnan bana dedim, bu iş iyi dedim yani. Ben bu işi yapmak isterim dedim. Tamam kızlarla dedi. Kavga etmiyorum kızlar için artık. Evet. Çünkü kız yok. Bir de evet. YouTube'da 40 bin abone oldu artık, daha çok evet biliniyorum falan. Ve benim videolarımdan birini onun arkadaşının çocuğu izlemeye başlamış. Onun haberi olmuş falan filan, çok hoşuna gitmiş. Gördün mü dedim yani. Bu tarz videolara, bu tarz bir kanal yapısına geçmeyi nasıl düşündün? Nereden aklına geldi? Benim bir sitem vardı, bilgibizden.com diye. Bilgi makaleleri yazıyordum. Hı-hı. Bilgi makalesi derken haber niteliği taşıyan bilgiler yani. Hı-hı. Sansasyonel şeyler. Hı-hı. İşte Romanya'da bir kadının 9 çocuğu olmuş, 9 doğurmuş gibisinden. Ve video formatı çok tuttunca, hı-hı, farklı insanların kanallarında, ben de bunu videoya çevireyim dedim. Tamamen aslında bilinçli başladım. Birçok YouTuber, özellikle oyun kanalları, hı-hı, böyle haftada 3-4 video çekebiliyorlar. Sen şu anda bayağı takipçilerin ne olur video gönder artık diye böyle yalvarıyorlar neredeyse yani videoların evet altında. Bir yere çünkü bir zaman biri değil mi? Mesela şu anda 3,5 haftadır yapmıyorum çünkü aslında insanlar şunu düşünmeliler bence. Sadece video yapmak gibi bir durumum olmuyor benim. O videoyu yapan kişi de bir insan ve onun da hayatında bir sürü şey olup bitiyor. Tabii. Mesela kafam o kadar doldu ki Güney Afrika'ya gitmek zorunda kaldım. Orada da tabii bir video çektim fırsatı değerlendirmek amacıyla. Ve bu doluluk insana bazen tıkanıklığa sebep oluyor. En son ne zaman ağladın ve niye ağladın? Ya dürüst olmam gerekiyor. Dürüst olacaksın ve herhalde bu zaten. Bu çok rahatsız edici bir durum. Eminem'in bir niye şarkısı rahatsız var. Neden bilmiyorum. Eminem'in bir şarkısı var. When I'm Gone mı? Evet evet, o şarkı. Bu şarkıyı Güney Afrika'da dinledim ve aslında bu şarkı aşkla alakalı bir şarkı değil. Bu şarkı hayatını harcamış bir insanın oluşturduğu bir şarkı. Yani Eminem'i ben çok fazla dinlemiyorum ve çok fazla bilmiyorum. Ama adam kendi kariyerine bakıyor ve ailesine çok fazla vakit ayıramadığını düşünüyor ve yorumluyor bu şarkıda. Beni çok duygulandırdı açıkçası. Evet. Güzelmiş. Hangi çizgi film karakteri olurdun, neden? Ben Bugs Bunny'yi çok seviyorum ve Bugs Bunny olurum. Ya ben de çok seviyorum. Çünkü
her kötü durumdan çıkabiliyor kolaylıkla ve hı-hı, her çıktığında da işte onu yakalamak isteyen şeyi böyle kötü bir duruma sokuyor. Bir de gerçek bir karakter Bugs Bunny. Evet. Değil İçinde mi? Bir jokerlik var. Troll bazen. Troll bir karakter. Troll bir karakter. Evet. Tam öyle bir dünyası var. Hayatınızda yaptığınız en büyük iyilik nedir? Evet. Çok ilginç sorular geldi. Ya bu soru çok şey bir soru ya. Şimdi insanlar iyilik hakkında konuşmamalı. Yaptıkları iyilik hakkında. Okay. Sence? Ama sorduk ya. Yani. Normalde konuşmuyoruz. Sana yapılan en büyük iyiliği söyle sen. Sana yapılan en büyük iyiliği söyle. Peki hadi. Hindistan'dayken ben sürekli paramı bitiriyordum ve o kadar paramı bitiriyordum ki bilgisayarı falan satma noktasına geliyordum. Ve kiralarımı ödeyemez duruma giriyordum ve babama söylemiyordum bunu. Çünkü neden bitiyor paralar? Saçma sapan gezilerden dolayı. Abime sürekli işte yazıyordum. Para göner, para göner, para göner. Onun parası yani kendi başka şeyler alması gerektiği yerde para gönderiyordu. Galiba onun yaptığı iyilikleri toplasak en büyük iyilik o. Abin o senin. Evet. Ne iş yapıyor abi? O da yazılım mühendisi. O da yazılım mühendisi. Şahaneymiş. Evet. Yaptığın en saçma sapan gezi hangisiydi Hindistan'da? Jaipur'a gitmiştim. 10 bin rupiyle gittim. Çok az bir para 10 bin rupi. Ne kadar Türk lirasıyla? 300 lira. 300 lira gittim peki. Evet. Orada bir hafta kaldım. Jaipur, Delhi, Agra yaptım. O üçlü birbirine yakın biraz. Ve param bitince orada bir mermer bulmuştum. Onun üstünde uyumuştum. Orada çok saçma sapan şeyler yaşandı. Onları hakkında konuşmayalım. Tek başına gitmedim arkadaşlarım. Tek başına. Tek başına. Evet. Orada birkaç arkadaş. Peki sen oradaki dillerden, dialektlerden birini öğrendin mi? Hintçe biraz öğrendim çünkü sokakta çok fazla sizi kazıklama ihtimalleri var. Öyle bir o yüzden yani. Yani kaç para işte kidnahe kaç para demek? Aga selef soldan git falan. Adam seni yanlış bir yere de götürebilir. Hı-hı. O basit şeyleri öğrendim ama İngiliz sömürgesi olduğu için İngilizce gitti. Peki 6 senin sonunda sen de konuşurken böyle kafalarını sallamaya başlamış mıydın? Aa, sen yani. Yok ama yani ama Roy sen de şimdi söyle hadi. Sallar mıydın, sallamaz mıydın? Biraz evet. Öyle konuş adamlar İngilizce. Tekrar çok teşekkür ederiz. Gerçekten iyi ki geldin, iyi ki bizimle oldun. Evet. Sokakreportaj.com YouTube muhabbetlerinden hepinize sevgiler. İsmini aramaya devam. Aramaya devam. Bye bye. Nasıl sevgili anlatalım? Dükkan gibi düşün. Abi eğer uzaylılar varsa, ellerinde o bilgiler varsa ve saklıyorlarsa ilk yapacağım şey açıklamak olur. İlk bakacağım şey var. Abi uzaylı var mı yok mu?